Mehmet, nasıl? Şimdilik iyi. Yorgunluktan fenalaşmış. Bu hastalığın seyri sırasında böyle ani yorgunluklar normal. Ne oldu bana? Hiçbir şeyiniz yok Nesrin Hanım. Sadece yorgunluktan fenalaşmışsınız. Kamran. Çok şükür. Hanımım, Haceli'nin taziye ziyareti için Kamran Bey yemek yaptırdıydı. Ne yapalım? Tamam Remzi abla, siz çıkın. Sırrı arabayla götürsün sizi. Hadi kızım. Geçmiş olsun. Kızım, mutfaktaki böreği fırından çıkarıver. Vakitlice gidelim. Tamam anne. Dikkatli koy. Aman. Önce iş arasında bir de bu çıktı. Zavallı kadın. Allah vere de ölmeye. Hüsnü. Aşure'ye yazıyorsun. Bu kadının gözü göz değil. Bunun gözü toprağa bakıyor, toprağa. Ya Remziye, gene başladın ortalık yere yazmaya. Adil'in de ayarı yok. Ama ne var, yalan mı söylüyor? Abi sus diyorum da, beni duyacak diyorum da. Duyarlarsa duysunlar. Fena bir şey mi dedim ben? Herkesin bildiği şeyi söyledim. Hadi hadi, vakitlice gidin, vakitlice gelin, hadi. Ben de işler bitirirsem bir ara uğrarım. Sırrı. Oğlum, o arkadaki öteberiyi ziyan etme. Dikkatli kullan ha. Sen merak etme, isteyin mi? Hadi selametle gidin. Ablan nerede? Kalkmadı mı daha? Yok, kalkmadı da. Yatıyordu yerde. Öyle üzülüyorum ki Nesrin Hanım'a. İyi bari kendine geldi. Geldi, çok şükür geldi. Hani hastaydı, yatıyordu bu. Nerede lan ablan? Bu aralar kendinizi biraz fazla yordunuz herhalde Nesrin Hanım. Aslında ben sürekli yatıp durmaktan yoruldum. Bu haldeyken nasıl gezip dolaşacaksın Nesrin? Nesi varmış Kamuran Bey? Aslında Nesrin Hanım kendini iyi hissettiği sürece küçük gezintiler, yürüyüşler yapabilir. Bakın doktor bey, Nesrin. Amca. Mehmet'in eşi de bu hastalığa yakalanmıştı. Konuyu kapasak.
Sanırım benim ruh halim en iyi sen anlarsın doktor bey. Söylesene. Vallahi bilmiyorum amca. Odadaydı. Yalan konuşma. Hadi söyle abla. Buradayım amca. Bir şey mi oldu? Vallahi haberi yoktu. Gittiğimden. Gittiğinden mi? Nereye gittin ki sen? Yoksa o it de mi? Amca, Zahide'nin mezarına gittiydim. Yalan konuşuyor. Vallahi doğru söylüyorum amca. Zahide'ye gittim. Zahide'yle ne alakan var senin? Niye mezarına gidesin ki? Bana doğruyu söyle. O bayram içinin yanına vardın değil mi? Vallahi doğru söylüyorum amca. Sen beni bilmiyorsun senin öyle mi? Gideceksin o beyleri hanımları ayarlayacaksın onunla evleneceksin. Beni çiğneyeceksin o ite varacaksın öyle mi? Sen daha beni tanımamışsın kızım. Benim cesedimi çiğnemeden o iz senin kılına bile dokunamaz, anladın mı? Kılına bile dokunamaz. Amca, günahımı alıyorsun yine. İşte beni yalancı çıkarıyorlar, bir de beni yalancı. Söz dinlemeyi ne zaman öğreneceksin sen? Fatma. Beyim. Ablanla yalnız görüşmemizi mi sakıncası var mı? Sen benimle geliyorsun Fatma. Elif Hanım da eski köye yeni adet getiriyor. Neymiş? Gönlü olmadan kız verilmezmiş. Sanki bize sordular gönlünde kim var diye zamanında. Bunlar gavur adeti be. Bunlardan yüz vurdu ya. Kız anne gör bak. Fatma bizim başımıza daha ne işler açacak? Daha ne iş açacak kız? Bu ettiklerinin hesabı sorulmazsa o zaman görürsün. Bayramla evlendirilmezse hiç şaşırma. Yok. Baban hayatta vermez. Ölse vermez. Değil bey. Devlet üstüne yürüse gene vermez.